Avrupa Birliği fonlarını yatırımcılarla buluşturan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Isparta'nın tarım ve hayvancılık ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2012 yılından itibaren IPART 1 ve 2 programları ile yatırımcılara hibe desteği sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu artık IPART 3 hibe desteği dönemini başlattı. IPART 3 programıyla hayvancılık ve meyve sektörlerine hibe destekleri sağlanacak. Yatırımcıları desteklemek için 2024 yılı için toplam 248 milyon euro bütçe ayrıldığını söyleyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü, bu dönemde hayvancılık ürünleriyle meyve sebze ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesini destekleyeceklerini belirtti. 2024 yılı için toplamda 248 milyon euro bütçe ayrıldı. Yani bu sene içerisinde kullanacağımız bütçe 248 milyon euro. Bununla ilgili bir de takvimimiz var. 21 Mart 2024 tarihi itibariyle ilk çağrımıza çıktık. İlk çağrı itibariyle et işleme, süt işleme, meyve sebze depolama, işleme, paketleme, kurutma gibi balıkçılık ürünlerinin işlenmesi gibi sektörler var ve toplam bütçesi 66 milyon euro ilk çağrımızın. İkinci çağrımıza Haziran ayında çıkacağız ve toplam bütçesi 80 milyon euro olacak. Üçüncü çağrımıza Temmuz ayında çıkacağız. Burada da hayvancılıkla ilgili et besiciliği, süt besiciliği, işte kanatlı hayvan yetiştiriciliği gibi hayvancılıkla ilgili sektörler var. Burada da 90 milyon euroluk bir bütçemiz olacak. En son bu makine ekipman desteği çiftçilerimize özellikle çıkacağımız çağrı da Ağustos ayında olacak ve 12 milyon euroluk bir bütçemiz var. İnşallah bu çağrı takvimini üreticilerimiz, yatırımcılarımız, girişimcilerimiz, iş adamlarımız yakından takip ederler ve bizlerle iletişime geçerlerse kendilerini doğru bilgilerle yönlendirir. Isparta'mıza bu anlamda alınabilecek en üst düzeyde katkıyı almaya, projelerini desteklemeye çalışacağız. Arkadaşlarımla birlikte bunun gayreti içerisindeyiz. Ben Isparta'mıza, ülkemize, üreticilerimize, çiftçilerimize, yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.